Maalesef biz sizi gönderiyoruz. Meseleleri çözdüğümüzü sanıyoruz. Lakin mütemadiyen geri geliyorsunuz. Hükümetimizle görüştüm. Kulim Efendi'yi ısrarla teslim etmenizi istiyorlar. Eğer vermezsek ne olacakmış? Biliyorsunuz, Amerikan Başkanı öldürüldü. Eğer Kulim Efendi'yi vermezseniz, Amerikan Başkanı'nı öldüren silah Kulim Efendi'nin arkadaşı Muhammed Beb'in evinden çıkacak. Artık yaptığımız hamleler hükümetinizin nizamını nasıl bozduysa, diplomasinin usullerini dahi unutmuşsunuz. Yani diyorsunuz ki, Muhammed Beb'i Amerikan Başkanı'nı öldürmekle suçlayacağız. Ben sadece olacakları söylüyorum. Ben de size olacakları söyleyeyim. Londra'da belki yıllarca müreffeh olarak yaşayacaksınız. Paranızla, şirketlerinizle her şeyi idare ettiğinizi sanacaksınız. Lakin gün gelecek, İslam'ın hakikatleriyle yüzleşen İngilizler hak din olan İslam'ı seçecekler. İşte o vakit sonsuza kadar çökecek olan sömürge nizamınızın altında kalacaksınız. Lakin ondan evvel yapacağımız hamleyle bu arzusundan vazgeçecek hükümetiniz. Sefir Efendi, Müslümanlar sizin ilminizi takdir etseler dahi hiçbir vakit irfandan nasibinizi alamayacağınızı biliyorlar.